Gençlerde bir kazanma duygusu yok, görülme duygusu var. Yani görülme ve fark edilme. O yüzden siyasi arenada görülmeyen taraflara bakıyor gençler. Başkalarının görmediği taraflarla ilgileniyorlar. Yani daha çok rekabetten ve bu çok seks bir siyasi rekabetten uzak, az görülmüş ama umut vadeden, daha yeni, az konuşulan taraflara daha çok yatırım yapıyorlar. Çünkü gençler şeyden çok sıkıldı, yani her yerde din konuşmak ve Atatürk konuşmaktan sıkıldılar. Çünkü gençler de biliyor ki Ay evet. din ve Atatürk bu kadar siyasete malzeme edilmemeli. Çünkü gençlerin ben çok iyi biliyorum, yani verdiğim eğitimlerden, seminerlerden, gençlerin ortamlarında yani bu dini argümanlar, Atatürk argümanları çok konuşulmuyor ki, onlar gerçekten hayatla ilgili sohbet ediyorlar. İlişkisel sohbet ediyorlar. Bunları da onlara duyuran bence biraz daha o diğer bilinmeyen, duyulmamış partilerde daha çok duyuyorlar gibi geliyor bana. Bir de çoğunluğa ait olmak istemiyor artık gençler Türkiye'de. Yani herkes gibi olmak istemiyorlar. Annesi gibi olmak istemiyor gençler. Babası gibi düşünmek istemiyorlar. Çünkü babası AK Partili, annesi CHP'li ama hayatlarında bir şeyi başaramamış insanlar. Yani ve sadece duygusal yatırımlarını seçime yapan bir anne baba görüyor, çevre görüyor. Zaten ana babasıyla anlaşamayan zaten siyasi arenada da kimseyle anlaşamaz. Yani tabii, yani bir de şöyledir. Mesela toplumda, bizim ülkede baba problemi olduğu için genelde dikkat et, siyasi arena hep erkek enerjisiyle dolu. Tabii. Ve babanız, şöyle söyleyeyim, babanız sert, otoriter, baskınsa ona göre bir siyasi liderle ya çatışıyorsunuz, kavga Ya ediyorsunuz, da seviyor muyuz? ya da seviyorsunuz, ya da sevgiden ziyade korkuyorsunuz da çekiniyor, ya da o güce yakın olmak istiyorsunuz. Mesela AK Parti'ye örnek vereyim size, bu genellemeyeyim ama çoğunlukla. Şimdi otorite var, otorite eril. Ondan sonra ama altındaki, mesela defalarca gördüğüm yüzlerce, binlerce o yanaşmaya çalışanlar otoriteden çekiniyor ama ona yakın olmaya çalışıyor. Çok ilginç. Bir güç alınca eline, bir muhtar olsun, belediyede bir meclis üyesi, başkan olsun, otoriteye benzer hareketlere girmeye başlıyor. Yani ona dönüşmeye başlıyor. Yani o yüzden ailenizle sağlıklı bir ilişki kurduysanız siyasetle çok ilgilenmiyorsunuz. Bence biraz şunu düşünmeli insanlar. Evinizi alıp oturup sohbet edebileceğiniz kişilere oy vermeye çalışın. Yani ve saatler geçirebileceğiniz, arkadaş olabileceğiniz, aklı fikrine güvenebileceğiniz kişiler. Çünkü yorulduk yani, böyle artık dini orada sorgulamak. Yani Allah diyorsun AK Partili oluyorsun, Atatürk diyorsun CHP'li oluyorsun, vatan diyorsun MHP'li Biri oluyorsun. diyor ya, biri şey elden, biri laiklik elden gidiyor, öteki din elden gidiyor. Gerçekten öyle. Yani bu bence gelişmemişliğin de göstergesi. Hala dini konuşuyoruz, hala Atatürk'ü konuşuyoruz. Yani hani neredeyiz ya? Gençlerin baktığı yere bir bakabilmek lazım gerçekten. Ben bunu önemsiyorum. Gençlerin duygu ve düşünceleri daha bekliyorum tabii. Onlar bir an önce gelsinler de onlar girsin siyasete. Yani onlar bir kişi olsunlar. Ben gelecekten onlar adına umutluyum. Yani neden diyeceksin? Hani gençlere Aha, ben umutluyum. neden? Bu kadar acı çekiyorsa bu gençlik, bu kadar sıkıntı yaşıyorsa, bunu madden halledemeyecek birçok genç manen bu enerjiyi, öfke enerjisini, kırgınlığı, pişmanlığı, hayal kırıklığını bence kariyerinde çoğu siyasete dönüştürecek. Yani hani o duygular yatıyor bazılarının içinde. O çıkar. 30'dan, 20'lerden, 30'lardan sonra çıkar hepsinin içinde. Yani bir yerden eksik olmak lazım. Yani siyasete kim giriyorsa bir yerden eksikliği var. Bu para olabilir, güç olabilir, ideoloji olabilir. Zaten rahat ülkelerde hiçbir genç oturup siyasete girmeyi düşünmez. Siyaset konuşmuyorlar da zaten. Yani ben Bizim geçen kadar. Hollanda'dayım. Biliyorsun yurt dışında ağırlıkta çalışıyorum, yaşıyorum. Mesela geçen Hollanda'dayım. Orada konuşuyoruz böyle oradaki insanlarla. Ya diyor, sizin telefonlarınız sürekli keşfetleriniz siyaset dolu. Yani biz diyor böyle bir şey, haberimiz yok kim adaydır kim değildir. Bize mesaj gelir. Dijitalde yürür her şey. Sokaklarda böyle bayraklar mayraklar olmaz. Çok çekin bir görüntü ya. Bu kadar bayrak, anons şeyler, bilmem neler. Bana çok avam geliyor. Yani böyle eski Türk filmlerinde muhtar adaylarının yöntemleri gibi geliyor. Yani ya siyasetçilere şunu söyleyeyim. Eve girmeye çalışmayın. Kafaya girmeye çalışın. Yani eve girmeye çalıştıkça ortalığı yıkıyorsunuz. Apartmanları kirletiyorsunuz. Ne gerek var ya, apartmanlar evlere giriyor. Yani, ya dün ben sabah uyandım Bahar. Arabaya bineceğim. Arabamın camının iki tane Refah Partisi
bilmem ne adaya camına böyle yapıştırmış şeyi. Böyle plastik şeyle, yapışkan bir şeyle yapıştırmış. Aa! 45 dakika sürdü onu oradan çıkartmak, kazımak, yıkamaya götürüyor. Ay, o yerce varsa insanı vermez. Zaten vermem de hani şimdi hiç görmek istemiyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Bu çok tecavüz edilmiş gibi hissediyorsun ya malına, mülküne, apartmanına, kapının önüne, evine, camına. Yani hani umarım son olur. Yani gerçekten umarım son olur yani. Ya evet, bu bayrak meselesi zor olur da. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir tane video yayınlayacağım. Bir seçmen profili var. Bununla böyle şey dalga geçenler de oluyor. Hani bu seçmen profiliyle bizim burada amacımız dalga geçmek değil. Hani bir şey anlamak. Bir dakika. Değişen seçmen gibi yani, hani böyle. Bir yayınlayayım. Sonra başka bir şey de söyleyeceğim. Ülken güzel mi? Elhamdülillah. Allah'ımıza şükürler olsun ya. Şu an ne yapalım? Yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz. Ne yapacağız ki yani? Çalışmıyoruz bile. Çalışmıyorum, evet. Nereden geliyor bu değirmen? Sosyal destek var. Ne veriyor? Market kartı. Her şey var. Hangi hükümet yaptı ki bu adamın yaptığını ya? Yok Tayyip şöyle Tayyip. Bırakın ya. Atatürk. Atatürk'ü yerine rahat yatırmadınız. Bırakın da adam yerine rahat yatsın. Bize ölünün faydası yok ki. Atatürk'ün bize bir faydası yok. Atatürk öldü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu insanlar nankör, nankör. İnsanlar nankör. Vallahi Recep Tayyip Erdoğan. Peki. Gerisi hikaye. Allah Tayyip kabilesin. Gibi bir adam daha dünyaya gelmez. Atatürk. Ya Atatürk öldü ya. Atatürk'ten bize fayda. Ya burada konu isimler değil de bu seçmen ne diyor sence? Yani aslında. Yani bu vibe de diyeyim seçmen. Seçmenin ruh hali bozuk. Zaten yani hani böyle birini çok överek konuşuyorsa ona sıkıntısı vardır. Gerçek duygusu değil yani. Evet yani hani burada onu yüceltiyorsa yüceltmesinden böyle faydalandığı birileri var. Bir şeyler var. Bir de şöyle bir şey var tabii yani eksik kalmış, atıl kalmış, gelişememiş, madden manen geliştirememiş kitlede bu daha çok görüyorsun bunu. Yani eğitim ve maddiyat anlamında gelişmemiş kitlede. Çünkü kendilerini böyle biraz daha elit kesimden dışlayan, onlarla ilişkisinde böyle kendini değersiz gören kitle elite karşı bir öfke dolu. Entelektüeliteye karşı bir öfke dolu. Olamadığı yere karşı bir nefret dolu. Ve bu nefreti Erdoğan üzerinden kusuyor aslında. Yani inanın bu arkadaşı alın, elit bir ortama götürün, maddi imkanlarını sağlayın, evini, barkını, yemesini, içmesini, güzel giydirin, güzel bir mekanda bir ortam sağlayın, düşünce değişecek. Çünkü uzak kaldığı ve ulaşamadığı yerle ilgili bir problem yaşıyor öyle. Yani çok sağlıksız tabii. Yani bak, açıkçası izlediğim şey çok sağlıklı, çok üzücü. Yani böyle bir ya Atatürk öldü yaşamıyor. Ya okey insanlar ölür yaşamazlar. Ama yani biz burada bir Atatürk'ün bedeniyle ilgilenmiyoruz. Sağlıklı bedeniyle.